Biraz önce esas açıdan değerlendirme yaptım. Bana soruyorsanız zikzak yapmıyorum. Bu suç değil. Bu hakaret suçu olmaz. Matufiyet diyor. yok. Kime söylediği belli değil. Sen öyle bir değerlendiriyorsun. Öyle yorum yapıyorsun. Vay bu yüksek seçim kurulu üyelerine söylemiş. Ayrıca daha da önemli bir husus söylüyorum. Diyorum ki söylediğinde sebep var. Sorulan sorunun ona cevap veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın o ağır nitelendirmesine karşı. Diyor ki onu 20 binden şey topal ördek olacaktım diyor. 20.000'den iptal ettirip de 800.000'den beni tekrar seçtirenler düşünsün diyor. O nitelendirmede bulunuyor. Niye? Kendisine sorulan sual de o kelime var zaten. Size diyor ahmak dedi. Ne diyorsunuz diyor? O da diyor ki ya kardeşim diyor. Ben ahmaksam diyor. Onlar ne o zaman diyor? 20.000'den 800.000 farka getiren ne olarak değerlendirilir? Bundan dolayı diyor. İçişleri Bakanı yargılanabilir mi? Aynı yani şikayet etmiyorlar. etmişse yani şu 6 aylık şikayete bağlı. Neticede onun e, ettiği o hakaret içerikli sözünde ki do, dokunulmazlığı var beklet, Bekletilir. yani o konuda fezleke düzenlenip meyse gönderilmesi lazım, meysten dokunulmazlığın kaldırılması gerekir ki e, o süreçleri bizde işletmek kolay değil biliyorsunuz. Yani şu an için eğer bir şikayeti varsa da zaman aşımı durur, o zaman aşımı süresince beklenir. Şimdi şuraya e, meseleyi götürmek istiyorum. Benim esas üzüldüğüm yer şu, kardeşim. İstinafı var, yargıtayı var, su var, busu var ama bizde hukuk ve yargı o derece siyasete artık alet edilip konuşuluyor ki. Burada esas konuşulması gereken şu. O dönemde bir hakim değişikliği oldu. Hakim değişikliği doğru dürüst açıklanamadı. Ben burada yine ifade etmek istiyorum. Bütün yargı mensuplarına, cumhuriyet savcılarına ve hakimler dikkat olarak, Arkadaş bu insanlara yer ve yetki güvencesini, coğrafi teminatı getirin. Yalnızın istediği gibi bunların yerini domino taşı gibi değiştiremezsiniz. Bugün de yine bir mahkemeden geldim. O geldiğim mahkemeden de aldığım dert, aldığım eleştiri bu. Diyor ki ya biz istemeden bir sabah iki dudak ağzında kararname adı altında bir yerde şuradan şuraya gönderildiğimizi görüyoruz diyor ya. İstemiyoruz biz bunu diyor ya. Biz klasik memur değiliz ki kardeşim. Ben diyor kuvvetler ayrında yargı mensubuyum. Bağımsızlık ve tarafsızlıkla, teminatlarla donatılmış bir insanım. Ama diyor neye göre yapıyorlar, kim yapıyor bu değerlendirmeyi? Bana mı soruyorlar, haberim mi oluyor? Hayır. Davanın ilk hakiminden yola çıkarak böyle işleniyor. Evet aynen öyle. Şimdi o hakimin değiştirilmesindeki iddiaları bertaraf edemedik. Zaten milletin de bu konudaki algısı olumsuz. Ben bugün işte gelirken baktım sosyal medyada herkes bakıyor. Barış arkadaş yazmış, Barış Terkoğlu yazmış. iddiaların arkası arkası ardı arkası kesilmiyor. Ya bununla biz yani hukuk devletinde, hukuk düzeninde hakikaten nasıl hukuk güvenliği hakkını sağlayıp insanlara eşit adalet dağıttığımıza inandıracağız? Anlamıyorum ya. Ya bir taraftan A yapıyorsun, diğer taraftan B yapıyorsun. Yani neye göre hareket ediyoruz? Bunu nasıl biz sağlayacağız? Esas önemli olan bu. Yani şu anda bir mahkemede dosya var. Yani Sayın İmamoğlu İstanbul'da başarılı mı kardeşim ona bakıp değerlendirme yapacaksın değil mi? Bak 2022 yılı oldu eleştiriyorum. Metro açamadın. Birçok sorunla berabersin. Taahhütlerinde eksik var. Ama Cumhurbaşkanı adayı olup olmamasını aynen Sayın Cumhurbaşkanı yani Sayın Erdoğan'dan bahsediyorum. Onun yaşadığı mağduriyet üzerinden aynı tartışmayla bir anda yani icra ettikleri ve başarılarıyla değil. Ama bu tür meselelerle bir anda işte şöyle konuşuluyor Erdoğan Bey. Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Burada Sayın Erdoğan'ın bakın çok acı bunlar. Bilgisi olmadan yargıdan nasıl böyle bir karar çıkar? Ona rağmen çıkamaz. Eğer çıkmışsa şüpheli olabilir. Bunlar bunlar belki entelektüel bilgi düzeyi yüksek insanlarda anlam oluşturmuyor ama sokağa yansıması çok ağır. Diyor ki bak. Ya diyor Sayın Erdoğan'ın diyor bilgisi olur olmadan böyle bir karar mı çıkar diyor? Çıkmışsa diyor eğer diyor o hakimi 2-3 aya kadar giderse diyor demek ki Sayın Erdoğan'ın bilgisi dışında çıkmış bu karar diyor. Esas tehlike bu. Bizim görmemiz lazım. Belki iktidarda olursun, onun yakınında olursun konfor hissedersin ama yarın bu konfor gittiğinde bu sana silah olarak döner, bu merank etkisi olur. Ben şimdi acı acı baktığım bu. Şimdi gittiğim yerde isim vermeyeyim, ya diyor ki bizim yer ve yetki güvencemiz var hocam diyor, istemeden geldim buraya diyor ya. Ve diyor EYT çıksın emekli olacağım diyor, yapmam bu mesleği diyor. Bana mı sordular diyor, hangi gerekçeyle getirdiler beni buraya? Ben de diyorum ki o hakimi, o, o, o mahkemenin hakimi hangi gerekçeyle Samsun'a gönderdiniz? Yazılanları şimdi gözümüzü mü kapatacağız, biz üç maymun oynayabilir miyiz? Aç bak herkes yazıyor. Yani siyasi mi vurgu kardeşim, yapıyorsunuz bak, sizde? Ben diyor iki yılın altında bak yazan orada. Ben diyor iki yılın altında diyor hapis cezası verecektim ve hükmün açıklanmasının <laughs> gerektiğini soruşturacak. E, köylerim diken diken oluyor. Belki de. Umarım evet. hakimler savcılar kurulu inceleme başlatmıştır bu konuda. Hocam ne incelemesi? Ya, vallahi başlatmamış sahta. Hocam çok özür dilerim. Hatırlasın diye kamuoyu program birinci bölümünde söyledim. Samsun'a sürülen hakim Hüseyin Zengin hakimler savcılar kuruluna hem yazıdı dilekçe verdi hem de gitti bizzat HSK üyeleriyle Ankara'da yüz yüze görüştü. Benim tayinimi durdurun. Bu tayinin hukuki ve coğrafi bir zorunluluğu yok. Ben görev yerimde kalmak istiyorum. Eşimin özel sağlık durumu var. Burada kalmak istiyorum dedi. Buna rağmen Samsun'a yolladı. Ben şöyle söyleyeyim sen. Şimdi bu tarafa geliyorum. Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Ben size söyleyeyim. Şimdi millet bana kızacak. Kardeşim sen hizmetlerinde konuşuyorsun. Kaldığın yere devam et. Hakkara memuriyeti hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı yargıtaya var ama topluma yansıma nasıl? Toplum bitirmiş. 2 yıl 7 ay 15 gün. Bitti. Siyasi yasak geldi. Kayyum tayin edildi. Bak böyle daha da ileri getiriyor. Ya diyoruz ki anlatıyorum inanmıyor bana. Ha bırak diyor hoca diyor ya sen ne diyorsun diyor. Ya diyorum bu mahkeme karar vermeyecek. Hani belediye başkanından kimse alamaz. Görevinden kaynaklanan veya görevi sırasında değildir. Kesinleştiğinde bir yıl kasti suçtan hapis cezası aldığın anda hükmün açıklanmasının geri bırakılması olmuyorsa ertelense bile bitti. Çünkü belediye başkanı olabilmenin şartları anayasa 76. maddede olduğu gibi milletvekiliyle aynıdır. Sorunuza cevap ama kesinleştiğinde yani istinaf yargıtay temiz yolları bitti, tükendi, kesinleşti. 2 yıl, 7 ay, 15 gün veya 1 yıl veya 1 yıl, 1 gün kasten işlediği iddialanan suçtan mahkumiyeti aldığında anahtarı teslim edersin. Tamam? bu. Kural bu. Beğenirsin beğenmezsin. Ha af gelir de tamamen genel af kaldırırsa ayrı. Ama infaz edilmemesi başka bir şey. Yatarını soruyor musun? Onu da söyleyeyim size. Söyleyeyim. 30 gün kemiksiz girecek içeri. Kesinleştiğinde. Kapalı infaz kurumunda. Çıkar iyi halden dışarıda vaziyet eder. Üç yıl yasaklı değil mi hocam siyasi yasaklı? E tabi Mahkemesi 3 yıl anıydı. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi infaz edilinceye kadar yani 2 yıl, Orada ay 15 yok. gün bir defa yani bir hakkın tamamlanıncaya kadar yasak. Ondan sonra da o hakların iadesini talep edecek. Hakların iadesi yönünde karar verildiğinde, şimdi o da tartışmalı çünkü arşive alınacak bu karar. Acaba efendim işte milletvekili ve dolayısıyla belediye başkanı adayı olmasına mümkün kılar mı? Ama eğer kesin yani size senaryo çizeyim diyelim ki bir ayda o iki ayda üç ay beş ayda bitti bu iş.